Ders işga ait masallar. İşga ait masallar içte etibar beramiz tenglama tuzda asosan qismga ait masallar, qismga ait tenglamalar tuziladi. Savolda topilishi kerak bo'lgan noma'lum bu vaqt, ya'ni qancha vaqtda ish tugaydi, ish bajariladi. E'tiborga olinmaydi bu yerda ishni hajmi, ishni qanchaligi va urumdorligi, ishlash tezligi e'tiborga olinmaydi. Masalan, usta ma'lum bir ishni 10 kunda bajaradi. Usta ma'lum bir ishni 10 kunda bajaradi. Savol, bir kunda shu ishni qancha qism bajaradi? Bir kunda shu ishni qancha qism bajaradi? Demak, 10 kunda ishni bajarsa, qandaydir ish, uning ahamiyati yo'q. Bir kunda qancha qism bajariladi? Demak, mendan bir qismi, 1/10 qismi, to'g'rimi? Usta bir ma'lum bir ishni 10 kunda bajarsa, ishni yarmini qancha vaqtda bajaradi? İşte yarımı 5 kunda, doğru mu? İşte yarımını 5 kunda. Yarımı degende kança kısım bölüldü? 5. Demek 2'den 1 kısmı. 2'den 1 kısmı. Önle 2'den 1 kısmı topladıken bölsek 5 bölüldü. 5 kunda yarım bacaradı dedik, doğru mu? Usta malum böyle işini 10 kunda bacarsa 4 kunda kança kısmını bacaradı. 4 kunda kança kısmını bacaradı. Demek 10 kunda ma'lum bir ishni bajarsa, 1 kunda undan 1 qismi, 4 kunda desa 4 ga ko'paytiramiz-a. Undan 4 qismini bajaradi. 4 kunda undan 4 qismini bajaradi. Tushunarlim? Qo'yish. Agar 2ta usta bajarsa deylik. Birinchi usta ma'lum bir ishni 10 kunda bajaradi. Ma'lum bir ishni 10 kunda. Birinchi usta. Ikkinchi usta xuddi shunday ishni 15 kunda bajaradi. Xuddi shunday ishni 15 kunda bajaradi. Savol, ikkalasi birgalikda shu ishni qancha vaqtda bajaradi? Bu yerda e'tiborga olmaymiz, demak ishni nimasi hajmi? Qandaydir ish, qandaydir ish. Keyin mana bu yerda ishlash unumdorligi, ishlash tezligi har kunda bir xil deb tasavvur qilasiz. Birinchi kunda qancha ish qilsa, ikkinchi kunda ham xuddi o'shancha ish. Bir xil tasavvur qilamiz, 10 kunda demak bir xil taqsimlanadi. Demak, birinchi ikkalasi birgalikda necha kunda tugatish uchun, demak, bir kunda qancha qism bajaradi shuni topishimiz kerak. Demak, birinchi usta 10 kunda ish tugatsa, demak, bir kunda qanday qism bajaradi? 10 dan bir qism bajaradi. Ikkinchi usta ma'lum bir xuddi shu ishni 15 kunda bajarsa, demak, bir kunda 15 dan bir qism bajaradi. Ikkalasi birgalikda bo'lsa, shuni qo'shishga to'g'ri keladi. Qo'shsak İkkalasi birgalikda bir kunda bajaradigan ishni qismi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Savol bunday edi, qarang. Bir ishni birinchi usta 10 kunda tugatadi, ikkinchi usta 15 kunda tugatadi. Xuddi shu ishni ikkalasi birgalikda necha kunda tugatadi? Necha kunda bajaradi? Demak, biz topyapmiz. Birinchi usta bir kunda bajaradigan ishni qismini, ikkinchi usta bir kunda ishni bajaradigan qismini. Mana ikkalasini yig'indisi bu degani ikkalasi birgalikda ishlagani. Ikkalasi birgalikda ishni shuncha qismini bajaradi. Ayni ishda men 1 deb olib ketyapman. Ishda x deb yoki biror harfini belgilab olsangiz ham farq yo'q. Yoki bitta qandaydir ishda ishimiz ham mumkin. Ishda qanaqa ekanligi hajmi ahamiyatsiz. Ikkalasi demak bir kunda shuncha ishni qism bajarayapti. Qandaydir t vaqtdan so'ng ish tugadi. İş tugadi. Demak, yakunlandi. Birga teng bo'ldi deymiz. Agar ishni hajmini oladigan bo'lsam, deylik, masalan, qandaydir x ishni 10 dan 1 qismi birinchi kunda, birinchi usta bajardi. Qandaydir x ishni, demak, 15 dan 1 qismini ikkinchi usta bir kunda bajaryapti. Birgalikda bajarishdi. Qanchadir t vaqtdan keyin ish tugadi degani, mana bu x ish bajarildi degani. X ish bajarildi degani. Qandaydir ish. To'g'rimi? Shu yerda umumiy mana bu x ni umumiy ko'paytiruvchi sifatida qalsa tashqari chiqarsak, bu x bilan qisqarib ketadi. Ya'ni x qanaqaligi yoki qanchaligi uning ahamiyati yo'q, ham baribir qisqarib ketadi. X ishni hajmi qisqarib ketadi, o'sha uchun birga teng deb o'ylaymiz. Qandaydir bitta ish deb tasavvur qilib olamiz, tamom. Qandaydir bir ish. Shu yerdan t vaqt topsak, ikkalasi birgalikda demak bajargan vaqt ketadi. Umumiy mahraj bersak
30'dan bir makaraj. 30, bir yerde 3'te, bir yerde 2'te. 30'dan bir iş köpeytirgen T, barabar var. T barabar mı böyle? 6. Yani ikkalasi birgalikda 6 kunda şu işni bajararkan. İkkalasi birgalikda 6 kunda şu işni bajarar. Qo'yish boshqa savol. Anvar, Anvar. Ma'lum bir ishni 5 kunda bajaradi. Anvar. Alisher xuddi shu ishni 6 kunda bajaradi. Aziz xuddi shu ishni, demak, ilk 10 kunda bajaradi. 10 kunda bajaradi. Savol, uchalasi birgalikda shu ishni qancha vaqtda bajaradi? Qancha vaqtda shu ishni tugatadi? Uchalasi birgalikda. Demak, Anvar agar bir ishni 5 kunda bajarsa, 1 kunda qancha qism bajaradi? 1 taqsim 5 qismini. İşini bir de tasarruf edin. Qandaydir ish 1 taqsim 5 qism bajaradi. Alisher, xuddi shu ishni 6 kunda bajarsa, 1 kunda qancha qism bajaradi? 1 taqsim 6 qismini. Aziz, xuddi shu ishni 10 kunda bajarsa, 1 kunda 1 taqsim 10 qismini bajaradi. Birgalikda degani uchalasini ham qo'shishimiz kerak, ha? Mana bu yig'indi uchalasi birdaniga bir kunda bajargan ishni qism kelib chiqadi. Demak, ular birgalikda qandaydir T vaqt birgalikda ishlashdi, T vaqt va ish tugadi. İş tugadi degani, demak, yana o'sha bir xil. Shar x ishni hajmi bo'lsa, baribir qisqa ketadi. Shu yerdan T vaqt topish kerak birgalikda ishlagan vaqtda. Yana makhraj. Makhraj 30. Demak, bu yerda 6ta, bu yerda 5ta, bu yerda 3ta. Yig'inda 14, ha? T barobar, demak 3/4, agar 2 qisqartib qo'ysak 15/7, 15/7. 2.7/1 kunda. Mana shu kunda endi birligi o'sha qolaveradi. Ishni tugatishadi. Demak, bu yerda yana bir kishi qo'shilsa, yana o'sha bir kishini qo'shilgan, bir kunda bajargan ishni qismini qo'shamiz, davom ettiraveramiz. Tushunarli? Qo'yish. Demak, bir qadimiy masala. Meshdagi suv, meshdagi suv akasiga, akasiga 8 kunga yetadi. 8 kunga akasiga meshdagi suv yetadi. Ukasiga esa, ukasiga esa 10 kunga meshdagi suv akasi uchun 8 kunga, ukasi uchun 10 kunga yetadi. Demak, akasi 2 kun suvni o'zi ichdi, qolganini esa ukasi bilan birgalikda ichdi. Qolganini esa ukasi bilan birgalikda. Savol. Savol. Demak, birgalikda ularga suv necha kunga yetgan? Demak, mana shu meshdagi suv suvni akasi 2 kun o'zi ichdi. Demak, qolganini esa ukasi bilan birgalikda ichdi. Savol. Ikkalasi birgalikda qolgan suvni necha kunda ichgan? Qolgan suvni ikkalasi birgalikda necha kunda ichgan? Savol shunaqa. Demak, olamiz. Akasi uchun 8 kun yetadigan bo'lsa, 1 kunda qancha qismini? Demak, 1 taqsim 8 qismini suvni ichib tugatadi. Xo'sh, 2 kun, demak, yakka o'zi, yolg'iz o'zi suvni ichgan bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiramiz, ha? 2 kunda qancha qismini, demak, 8 dan 2 qismini deb tasavvur qilib, shuncha qismini o'zi suvni ichdi. Demak, qolgan qismini ikkalasi birgalikda suvni ichgan bo'lgani uchun, demak, 1 kunda 1 taqsim 8 qismini akasi, 1 kunda 1 taqsim 10 qismini ukasi, demak, birgalikda degan ikkalasini qo'shamiz, to'g'rimi? Ikkalasini qo'shamiz. Qandaydir T vaqt ular birgalikda suvni ichishdi-yu, suv tugadi. Suv tugadi. Lekin mana bu oldin bajarilgan qismi, to'g'rimi? Oldin suvni ketgan qismi, shuni barobar deymiz, keyin birga. Mana bu qismi, demak, akasini o'zi 2 kun suvda iste'mol qilgani, a bu qism esa nima? Ikkalasi birgalikda. Va baribir o'sha ish bajarildi, ya'ni o'sha suv tugadi, meshdagi suv tugadi degani yana bir bo'ladi. Xo'sh, ular uchun umumiy makhraj 40 desak, bu yerda 5 ta, bu yerda 4 ta. 9 bo'ladi, ha?
Mana bu to'g'ri chiqsak 1/4, 1/4 ni ayirish qilib o'tkazamiz. 1 dan ayirsak 3/4 qoladi, to'g'rimi? T barobar 4 ga qisqartiramiz, 3 ga qisqartiramiz. Bu yerda 3, bu yerda 10 bo'ladi. 10 taqsim uchun 3/3. Mana shuncha kunga yetar ekan ikkalasi uchun. Qolgan qismi, demak 2 kun akasi suv ichgandan so'ng qolgani ikkalasiga 3/3 kunga yetadi. Yoki buni 3 kun 3 sutka va soatga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, 1 sutka 24 soat, 24 soatni 1/3 qismi 8. To'g'rimi? 3 sutka 8 soatga yetar ekan. 3 sutka 8 soat yetar ekan. To'liq oladigan bo'lsak, ikkalasi uchun mechdagi suv qancha vaqt ketgan? Ikkalasiga. To'liq oladigan bo'lsak, shu mechdagi suv necha kunda tugadi? Suv bor edi. Demak, o'sha vaqtda mana 3/3 ga yana nima qilishga to'g'ri keladi? 2 ni. Ya'ni mechdagi suv necha kunga yetgan desa, demak 2 kun akasi uchun ichgan, keyin va ikkalasi birgalikda 5 kun 8 soat bo'ladi. 5 kun 8 soatda ikkalasiga suv yetgan. Tushunarli? 4 kun 6 soat. Hovuz. Hovuz. Quvurlar orqali to'ldiriladi. Quvurlar orqali to'ldiriladi. Demak, birinchi quvur hovuzni 20 soatda to'ldiradi. 20 soatda to'ldiradi. Birinchi quvur 20 soatda to'ldiradi. Ikkinchi quvur 25 soatda to'ldiradi hovuzni. Besh hovuz. Savol ikkalasi birgalikda, demak shu besh hovuzni necha soatda to'ldiradi? Demak, birinchi quvur 20 soatda to'ldirsa, 1 soatda 20 dan bir qismini to'ldiradi hovuzni. Ikkinchi quvur, demak, 1 soatda 25 dan bir qismini to'ldiradi. Ikkalasi birgalikda desa, demak qo'shamiz. Birgalikda mana shu qismi hovuzni to'ladi. Qandaydir T vaqtdan so'ng hovuz to'ldi, ya'ni ish bajarildi. Birga tengdaymiz. Mana tepadagi birlar bu ishni bildiradi. Shu yerdan T vaqtda qo'yishimiz kerak. Umumiy mahraj demak 100 desak, bu yerda 5 ta, bu yerda 4 ta, 9 ko'paytirgan T barobar 1. T barobar 100 taqsim 9. Mana shuncha vaqt ketgan. Soatda, soatda. 11 bütün 9'dan 1. Çünkü saat vakit etken. Demek ki oraya kısmını minut götürüp koyacağım ki. Kasalı kısmını. Şunlarla. Bunu öyle savur gördük. Yani savurla az günün özgü atır ama karayın. Birinci kuvur töldür adı. Töldür uç kuvur. İkinci kuvur ise tez karşı beş et atı. İkinci kuvur beş et uçı. Demek ki birinci kuvur 20 saatte töldür adı. İkinci kuvur ise 25 saatte demek ki töle havuzunu beş et atı. Töle havuzunu beş et atı. Doğru. Demek ki beş havuz, savol, beş havuz. İkkalasi bir vaqtda demek ki kuvurla bir vaqtda işleşti boşlasa, ikkalasi bir vaqtda açıp koyulsa, havuz töledi mi tölmedi? Tölmedi. Havuz töledi mi tölmedi? Beş havuz, birincisi 20 saatte töldür uçsa, 25 saatte beş et uçsa, kitap kuvur işleydi, bir vaqtda işte boşlaydı. Savol, töledi mi tölmedi? Töledi mi? Sekirok töledi. Çünkü bana bu töldür uçsa kuvurla, demek ki tezirok töldürdü. Karayın vaqt kam kitaz, doğru mu? Bu ise sekirok beş et yaptı. Xo'sh, endi qancha vaqtda to'ldiriladi desa, qarang nima qilamiz. Birinchi qur 1 soatda 20 dan bir qismini to'ldiradi. Ikkinchi qur esa bo'shatadi. Ishga qarama-qarshi ish qiladi, to'g'rimi? Demak, 20 dan 5 qismini bo'shatadi desak, ayirish bo'ladi shu yerda. Bu to'la hovuzni bo'shatuvchisi, bu 5 hovuzni to'ldiruvchisi. Ya'ni mana bu qismi ayiriladi, chunki yana ish hosil qiladi bu uchun. Yerda nima uchun ayirilishi tushunarli. Demak, ikkalasi bir vaqtda hovuzni mana shuncha qismni to'ldiradi. Bu to'ldiryapti, a bu esa demak bo'shatyapti. Shuning uchun orada ayirish. Birgalikda ishlarda 1 soat, qandaydir T vaqtdan so'ng hovuz baribir to'ladi. Qo'yish umumiy mahraj bu yerda 100,
Burada 5 de, burada 4 de desek, ayırsak hiç bilir? 1. 1 taksim 100 küp edirken t barı var 1. T barı var, vaxt kança bilirken? 100 saat. 100 saatte tölerken. 100 saatte barı var, işe kur töler. 100 saatte töler. Sekir o, kim töler ha? Düşerim. Alisher va Bobur, Alisher va Bobur ikkalasi birgalikda qandaydir ishni o'n kunda bajaradi. Alisher va Bobur birgalikda qandaydir ishni o'n kunda bajaradi. Alisher va Sardor esa xuddi shu ishni 12 kunda bajaradi. Xuddi shu ishni 12 kunda bajaradi. Bobur va Sardor esa xuddi yana shu ishni deylik 15 kunda bajaradi. Savol uchalasi demak bir vaqtda ishni boshlasa bir birgalikda shu ishni qancha vaqtda bajarishadi? Savol tushunadimi? Uchalasi birgalikda shu ishni qancha vaqtda bajarishadi? Xo'sh. Demak, Alisher uchun oladigan bo'lsak, agar o'zinikini oladigan bo'lsak, u ishni masalan Alisher uchun x deb olamiz. Bobur uchun y. Demak, alohida yozaman, qarang. Alisherning bir o'zi ma'lum bir ishni x vaqtda bajaradi. Bobur esa shu ishni y vaqtda bajaradi deylik. Bobur esa xuddi shu ishni y vaqtda bajaradi deymiz. Endi o'zgartirish kiritishimiz kerak. Har bir o'zi qancha vaqtda bajarish uchun. Demak, Sardor uchun oladigan bo'lsak, z vaqtda bajaradi. Demak, Alisherning o'zi bir kunda qancha qismni bajaradi? 1 taxmin x qismini, to'g'rimi? Mana bu 10 kunda bajaradi degani 10 kunda bajaradi degani Alisher demak 1/x qismini 1 kunda bajaradi, Bobur 1/y qismini 1 kunda bajaradi. Demak ular ikkalasi birgalikda ishlayapti, bir kunda shuncha ishni qismni bajarishadi. Demak 10 kunda nima bo'ladi? Ish tugaydi. 10 kunda ish tugaydi bir bo'ladi. Keyingi mana bu shartda Alisher demak 1 kunda 1/x qismini bajaryapti. Sardor 1/z qismini birgalikda ishni shuncha qismni bajarishadi. 12 kunda ish tugaydi, to'g'rimi? Xo'sh, keyingi bu qismida Bobur 1/y qismini ishni 1 kunda o'zi bajara oladi. Sardor 1/z qismini birgalikda ular ishni shuncha qismni bajarishadi 1 kunda. 15 kunda nima bo'ladi? Ish tugaydi, demak ishni bajarishadi. Abzaga savolda topilish kerak bo'lgan narsa mana bu. Uchalasi birgalikda degani, demak 1/x, 1/y, 1/z. Ya'ni uchalasi bir kunda bajarish kerak, bajaradigan ishni qismi. Demak, mana bu yerda t noma'lum vaqt. Uchalasi birgalikda qancha vaqtda ishni tugatishadi, to'g'rimi? Mana bu uchalasi birgalikda bajaradigan ishni qismi. Endi bizlarda mana bu tengliklardan 3 ta noma'lum, 3 ta tenglamadan. Mana bu yig'indini topadigan bo'lsak, ko'p topamiz, to'g'rimi? Yig'indini topilsak, teni topilamiz. Bu uchun. Mana bu ko'paytirilgan qismini, ko'paytiruvchini tenglikdan bu tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. Barobar 1/10 bo'ladi. Bu yerda 12 ni tenglikdan bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsak, 1/12. Keyingisi 1/15. Bu yig'indini topish uchun uchala tenglikdan qo'shamiz. Kelma qilamiz. 2 bo'lsak bo'ladi. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, qarang, umumiy maxraj bir xil maxrajliklari 1/x ga 1/y deb qo'shsak, 1/x ga 1/x qo'shsak, 2/x, ha? Bir xil maxrajliklari 1/y, mana bu yerda 1/y qo'shsak, qo'shadigan bo'lsak, 2/y. 1/z va 1/z qo'shadigan bo'lsak, 2/z. Keyin mana uchalasini yig'amiz qo'shgan vaqtimizda. 1/10, 1/12, 1/15. Bu yerda umumiy maxraj 60 desak, 6 ta, 5 ta, 4 ta. Necha bo'ladi? 60 dan 15. 15. 60 dan 15.
Bu yerimizde de demek ki yine 12 payet uçuş sıfatı çıkarsak, bir tasın x, bir tasın y, bir tasın z yığındısı. 15 tasın 13 değil mi? Kısaltırsak bir tasın 4 ha? Yani ikini bölüş kılıp ötkersek, bir tasım 8 bölüldü. Bir tasım 8. Getir kız. Bir tasım 8. Köpeytir işte, barabat 1. Tema kim çıkan dedi? Demek bir gelikte, ula, üç yalası bir gelikte, 8 saat, 8 kunda bacarsak. 8 kunda işini bacarıp tıkartar. Bir gelikte. Şarım? Hoş, işe ait masala, lakin proporsiyaya ait de sizge sağol derim ha. Proporsiyaya ait sağol. İkide usta, ikide usta. Malum bir işini 5 günde bacarır. İkide usta, malum bir işini 5 günde bacarır. Sağol. Yedide usta. Yedide usta, şu işte kaçı vakti bacarır. İkide usta. 5 günde bacarı oladı. Anladır işini. Demek 7 de usta kaçı vakta bacarı. Böyle et var biraz da tezkarı proporsiyonel ifodalar. Tezkarı proporsiyonel ifodalar. Yani işçiler sonu ortu borsa, ustalar sonu ortu borsa, vakt ne böyledi? Kamer. Vakt kamer. Ortu bormaydı. Doğru mu? Doğru proporsiyonel imaz. Demek, bana bu ayetken yapımız, mesela 2 kilogram kartoşka değilik 500 sum, 2 kilogram kartoşka 500 sum, 7 kilogram kartoşka kança turadı, 2 sum. Bu doğru proporsiyonel ifodalar, çünkü kartoşkalar ortu borsa, o demek, onun ne akıyam ne buladı? Ortu borsa, doğru proporsiyonel. Bunun doğru nisbatı olamızı, demek kresine kres köpeytir, bacarız. Bu savolumuza ise tezkar nisbat bölgen için, tezkarın sıfat bölgenin için kristen kris köpertirmezden oğlum tezkarın sıfat oluşumuz gerek. Demek ki 2'nin 7'nin sıfatı barabar x'nin ne var? 5'nin sıfatı. Yok ki 7'nin 2'nin sıfatı 5'nin x'nin sıfatı. Farkı yok. Tezkarın sıfatı olsaydı bu. Şu yerden x normalını toparmız. X normalını topartıgenmişsek köpertiremiz ön tansım 7'ye değmeli. Bana şunca kun giderken 7'de usta için kamera vakit getirdi. Ön taksım 7 gün böyle yaptı. Şarım? Kış. Hemen bir sunu yoksa yansa koy. Bir usta. Bir usta. Kandaydır işini ön 2 günde bacarır. Bir usta. Kandaydır işini ön 2 günde bacarır. Onun bir şogörde ise. Onun bir şogörde. Kodda şunda işte 15 günde bacaradı. Kodda şunda işte 15 günde bacaradı. Sağ ol, sağ ol. Demek yeni bir yerde iş diğende kanadır büyüyorum yok ki detay madır ne demek taklaş ya şunu şurada pro iş yok ki taklaş şunu öyle. Sağ ol. İki de usta, iki de usta ve demek üç de usta bilsin, üç de usta ve değişti çok. İki de usta var, bir işte çok gir. Birgelikte şu işte kaçı vakti bacarır? Bir de usta 12 günde bacarır oladı, bir de çok gir 15 günde bacarır oladı. İki de usta var, bir işte çok gir. Bu da şu işte büyümle, neçe günde takla oladı. İşte demek ustalar bacarır. Bugün kısmı demek 12 günde bacarsa 1 günde 1 taksım 12 kısmını bacarırdı. Doğru mu? Bitti usta 1 günde 1 taksım 12 kısmını bacarırdı. Abzada ne işte usta degen? İşte demek yine bir tek kışımız gerek. Bu birinci usta, bu ikinci usta degen manada. Peki bu ikilesini son dalaştırıp sonunu surat köpeğe çıkılıyorsak demek bitti usta 1 taksım 12 kısmını bacarırdı. 2 de usta bilsen 2 köpeğe çıkılıyorsak. Doğru mu? Bir şogir demek işte 15'ten bir kısmını bir kunda bacaradı. 5 de şogir bugün için 5'e köpeydiremiz. 5 de şogir şunca kısmı bacaradı. Bir gelikte ola işleşi yaptı, bir kunda şunca işçi kısmı bacarışadı. Malum bir tev vaktan sonra işte tüketişadı. Doğru mu? Sonra dalaştırsak bir tasım 6, koşulgen bunu kısaltırsak bir tasım 3.
Köpeytiş T var, barobar 1. Ümumi makhraj demek oldu deyimiz. Verdik de 3 bölgede T barobar 1. Köpeytiş T barobar 1. Sardır koysak 2. Demek cevabı 2. Yani 2 kunda yani şu işte bacarsaydı. Doğru mu? İşte usta 5'te şogur. 2 kunda işte işte bacarsaydı. Şu anda böyle mi? Demek işga oid masallarga asosan e'tibor berish kerak nimaga? Vaqt topiladigan savol. Vaqt e'tiborga olinmaydi. Ishni hajmi, qanchaligi va ishlash tezligi. Har kunda bir xil ish bajariladi deb hisob qilamiz. Ish unumdorligi bir xil. E'tiborga olinadigan qismlari. Ishda qanday qism bajariladi, qanday qism qolyapti? Ishchilar soni. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, darslikdan masala için.